Artan nüfus ve yaşam koşullarının değişmesiyle birlikte çalışma hayatı her geçen gün zorlaşıyor. İşe, okula, eve, kısacası zamana ayak uydurmaya çalışırken, her yere zamanında yetişmeye çabalarken, yaşamımızı sürdürmek için temel ihtiyacımız olan beslenmemiz ne durumda peki? Yoğun ve yorucu bu tempo içerisinde beslenme ihtiyacımızı karşılayan bir sektör oluştu. Hazır yemek sektörü. Hızlı kent yaşamında artık en az günde bir öğünümüzü dışarıda yiyoruz. İş yerlerinde, hastanelerde, okullarda artık yemeklerimizi yemek fabrikaları yapıyor. Gıda habercisi olarak bu hafta sizlere catering olarak bilinen hazır yemek sektörünü anlatacağız. Yemek denildiğinde aklımıza genel itibariyle restoranlar, fast food veya iş yerlerinde tükettiğimiz yemekler geliyor. İş yerleri ve birçok restoranda yediğimiz yemekler artık hazır yemek sektörünün hakim olduğu yemek fabrikalarında üretiliyor. Ülkemizde catering olarak da adlandırılan hazır yemek sektöründe kamu kuruluşları, hastaneler, fabrikalar, okullar gibi birçok farklı kuruma hizmet veriliyor. Her gün milyonlarca kişinin ihtiyacını karşılayacak kadar yemek üretiliyor. Sedat Bey, hazır yemek sanayinin ülkemizdeki büyüklüğünden bahseder misiniz? Memnuniyetle. Türkiye Yemek Sanayicileri Federasyonu'nun çatısı altında 40 ilde 5000 firma, 400 bin çalışan, senelik ciromuz aşağı yukarı 22 milyar dolar. Günlük yemek sayısı 6 milyon adet. Böyle bir büyüklüğe sahibiz. Bunlar Tarım Bakanlığı'ndan gıda üretim izni almış firmalar. Böyle ruhsatlı 5000 şirketle biz okullarda çocuklarımızın, hastanelerimizi, kamu dairelerini, askerimizi besliyoruz. Hazır yemek sektöründe yapılan yemekler Avrupa ile kıyaslandığında ya da dünya ile kıyaslandığında nasıl? Hem kalite anlamında hem lezzet bakımından değerlendirir misiniz? Sevinerek ifade edeyim ki bizim Türkiye'de ürettiğimiz ve verdiğimiz yemeklerin hem kalite olarak hem lezzet olarak standartı Avrupa'dakilerin çok çok üstündedir. Türkiye Yemek Sanayicileri Federasyonu olarak bakanlığımızla kol kola bir çalışma içerisindeyiz. Ve son 10 sene içerisinde bu yakın çalışmanın, bunun içine denetimlerde dahil, eğitimlerde dahil, doğru gitmeyen şeylerin düzeltilmesi için karşılıklı bakanlıkla beraber çalışmalarımız da dahil olmak üzere standartı çok yükselttik. Sektör olarak bakanlıkla nasıl çalışmalar içerisindesiniz ve denetimler yapılıyor mu? İnsanların aklında soru işareti kalıyor çünkü acaba yeterli denetim yapılıyor mu yoksa sağlık açısından, hijyen açısından ne durumdayız diye bununla ilgili değerlendirmenizi alayım. Ben konuşmamın başında da ifade etmiştim. Türkiye Yemek Sanayicileri Federasyonu çatısı altındaki bu 5000 firma üretim
ruhsatlı firmalar. Üretim ruhsatlı firmalar olduğunuz zaman bakanlığın denetim elemanları, onların da çoğu gıda mühendisidir. Onlar tarafından biz devamlı olarak denetleniyoruz. Yani bu böyle hani senede bir denetlenme falan değil. Hiç değilse haftada bir gelinir ve normal bizim sistemle ilgili sistemi kontrol ederler. Yemeklerden numuneler alınır ve ondan sonra onların sonuçları açıklanır. Biz bunlarla ilgili bütün üyelerimiz, zaten bakanlıkla da devamlı irtibattayız. Bu standartlara biz şimdi geldik. Bizim dünyadaki yemek sanayinin standartına baktığınız zaman biz onun çok üstüne çıktık. Özellikle yemek sanayicileri etteki ya da baklagildeki fiyat dalgalanmalarından nasıl etkileniyorlar? Evet, bu çok bizim için hassas bir konu. Biliyorsunuz yemek işinde biz şirketlerle veya kamuyla bir yemek ihalesi sonucunda girip alıyoruz. Yola çıktığımızda bu fiyatlarda böyle büyük bir zıplamalar eğer olursa, mesela etteki gibi, tavuktaki gibi olduğu zaman bu yemek sanayicisinin belini çok büküyor. O kadar büküyor ki büyük çaplı işler almış olan firmalar bunun altında ezilebiliyor. Şimdi et şeyinden doğru bakarsanız biz aşağı yukarı Türkiye'de tüketilen mesela dana etinin diyeyim %20'sine yakınını biz tüketiyoruz. Aşağı yukarı tavuk tüketimimiz bizim toplam 100-175 bin ton yemek sanayicisinin. Tavuk da çok dalgalanıyor. Tavuktaki fiyatlar da çok dalgalanıyor. Pirince girin, 100, 108 bin ton pirinç kullanıyor yemek sanayicisi. Şimdi bu biz burada bakanlığımızla, Tarım Bakanlığımızla bu fiyatların sabitlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah daha stabil fiyatlarla biz bu yemekleri üretebilir bir hale geleceğiz. Türkiye'de hazır yemek sektörü hızla gelişiyor. Hazır yemeğe artan talep sonucu firmalar kaliteli ve lezzetli yemekleri müşterilerine sunmak için birçok çalışma yürütüyor. Bugün pek çok kişi toplu olarak yemek yenen mekanları kullanırken onlara hizmet veren hazır yemek firmaları insan sağlığını ön plana koyuyor. Yemek üretiminin hassas bir konu olması sebebiyle gıda güvenliği, malzeme seçiminden yemeklerin nihai tüketicinin sofrasına gelinceye kadar ki her aşamada denetlenmesi gereken en önemli konu. Geçmişte iş yerlerimize sefer tarzlarıyla yemeğimizi götürürken artık sizler yemek yapıyorsunuz bizim için. Bize yemek sektöründe, hazır yemek sektöründe buraya mal kabulden bizim soframıza gelinceye kadarki aşamaları anlatabilir misiniz? Aslında evdeki yaptığımız üretimin daha büyük versiyonlarını düşünün. Bizim yaptığımız işte evdeki üretimin biraz daha büyük versiyonu. Yani planlamadan, bugün akşam ne pişirsemle başlamıyoruz tabii biz. Planlamadan başlıyor, bir menü planlama aşamasından başlayıp işte satın alma, mal kabul, depolama, üretim, üretim sonrası işlemlerle tabaklara kadar gelen uzun bir yolculuğumuz var. Sayılar büyüyünce uzun bir yolculuk var. Kaliteli yemek yapmak için kaliteli ham maddeye ihtiyaç var. Ham madde alım sürecindeki kriterlerinizden bahseder misiniz? Kaliteli ürün almadığınız sürece kaliteli üretimden, gıda güvenliğinden bahsetmemiz çok da mümkün değil. Satın alma bizde üçlü aşamalı bir kontrol sisteminden geçiyor. Bunlar Ar-Ge ürünün bizim üretimimizdeki kullanılabilirliğine karar veriyor operasyonumuzla beraber. Satın alma bu ürünün işte tedarik edilebilme, lojistik ve fiyat dengesine bakarken biz de bu ürünün kalite standartlarımıza, kalite normlarımıza ne kadar uyduğunu
gözden geçiriyoruz. Nihai tüketiciye yemek ulaşıncaya kadar ki bir hijyen kriterleriniz var. Bunlardan bahseder misiniz? Hangi aşamalardan geçtikten sonra soframıza geliyor yemekler? Aslında bütün süreçler birbiriyle çok ilişkili ve birbirine domino etkisi yaratıyor. Yani bir süreçte bir hata yaparsanız o bir sonraki süreçte mutlaka önünüze çıkıyor. Dolayısıyla ben burada ilk planlama diyeceğim. Yani birinci kural her işte olduğu gibi planlamanızı çok doğru ve iyi yapıyor, efektif yapıyor olmanız gerekiyor. Kaliteli ham madde almazsanız kaliteli yemek çıkarma şansınız yok. Bunun çok farkında olarak yol almak gerekiyor. Aslında planlamanın en başında işte buna yatırım yapmak gerekiyor. Dolayısıyla iyi bir ham madde aldıktan sonra da iyi bir süreç yönetimine sahip olmanız gerekiyor. Her işte olduğu gibi aslında burada da planlama birinci basamağı oluşturuyor. Yani iyi bir planlama yapmazsanız içeride gıda güvenliğinden bahsetmeniz çok da mümkün değil. Catering dediğimiz aslında sadece taşıma yemek değil, yerinde yapmaya da biz catering diyoruz. Bu aşamaları anlatır mısınız? Catering dediğimizde ne anlamalıyız? Biz toplu beslenmede yani cateringde iki modelde hizmet veriyoruz. Bunlardan bir tanesi yerinde üretim. Yani müşterinizin tesisini kullanarak elemanınızla, ham maddenizle orada üretim yapıp onu orada servis ediyorsanız biz bunu yerinde üretim diye tanımlıyoruz. Diğeri taşıma modeli ise sizin bir merkezi mutfağınız var. Orada yemeği üretiyorsunuz, ambalajlıyorsunuz, box'larınıza yerleştirip müşterinizin tesisine götürerek dağıtımını yapıyorsunuz. Yani yemeği pişirdiğiniz andan itibaren ilave kontroller koyuyorsunuz. İşte sıcaklıklar, zaman yönetimi. Biz özellikle mikrobiyal yani bakterilerin yol açtığı riskleri yönetmek için sıcaklık zaman ilişkisini kullanırız. Dolayısıyla biz orada bütün talimatlarımızı, bütün kriterlerimizi sıcaklık ne olmalı, zaman ne olmalı şeklinde planlıyoruz. Evet, araçlar takip ediliyor, özel ekipmanlarla ürünler gönderiliyor ve teslim alan nokta yeniden aynı kontrolleri yapıyor. Eğer uygunsa servis edebiliyorsunuz. Günümüzde catering hizmeti alan birçok farklı kurum ve kuruluş var. Catering hizmeti verilen her müşterinin tüketim alışkanlıklarına göre farklı ve özel talepleri oluyor. Firmalar da bu talepleri dikkate alarak hizmet veriyor. Catering firmalarının özellikle hassasiyet duyduğu beslenme grupları arasında geleceğimiz olan çocuklarımız var. Bu sebeple çocuklarımızı emanet ettiğimiz okullar çalıştıkları catering firmalarını özenle seçiyor. Yemek firmasını seçerken neye dikkat ediyorsunuz? Öğrencilerimizin beslenmesi çok çok önemli. Yani son yıllarda Türkiye'de toplumda obezite ile ilgili bir takım problemler yaşanırken firmanın son derece sağlıklı bir hizmet verebilmesine çok önemsiyoruz. Onun dışında kurumsal olması önemli. Kadrosu önemli. Öğrencilerin dengeli beslenmesi ile ilgili gerekli altyapı çalışmanın tamamlanmış olmasına bakıyoruz. Firmanın yetkilileri yani beslenme uzmanları, gıda mühendisleri, okulumuzda bir komisyon var, öğrencilerin katıldığı bir komisyon var. Onlarla birlikte karar veriyoruz. Burada öğrencilerin aldığı yaş düzeylerine göre alması gereken protein, karbonhidrat, yağlar ve benzeri konularda beslenme uzmanının destekleriyle bu çalışmaları yapıp öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. Peki denetimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Burada yeterince denetim yapılıyor mu? Ya da kimler gelip denetliyorlar? Bu denetim sistemiyle ilgili velilerin içi rahat mı bu anlamda? Aslında okulda bu anlamda yapılan denetimi, hizmetin en büyük denetçileri öğrencilerimiz. Yani buradaki memnuniyet bizim için çok çok önemli. Onun dışında okullarda komisyonlarımız var. Yani anaokulundan, ilkokuldan, ortaokuldan temsil öğretmenlerimiz var, müdür yardımcılarımız var, ben varım. Onun dışında beslenme uzmanımızın da belirlemiş olduğu bir aylık menülerimiz olur. Biraz önce bahsettiğim kriterlere göre bunlar hazırlanır ve öğrencilere sunulur. Aslında en büyük denetleyici hem çalışanlar da burada yemek yer, öğrenciler de yemek yer. Bir problemle karşılaşıldı mı hiç ya da karşılaşıldığında nasıl bir karar alındı, neler yapıldı bununla ilgili? Şu anda yemek hizmetiyle ilgili yani bu firmadan herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmadık. Öyle bir olay da yaşamadık. Ancak menülerde öğrencilerin damak tatlarına göre özellikle ergen öğrencilerin damak tatlarına göre farklı revize ettiğimiz programlar olabiliyor. Örneğin bu ayki menüde yumurtalı ekmek vardı. Yağ oranının fazla olması nedeniyle öğrencilerden böyle bir talep geldi. Onu değiştirdik. Okulumuzda kantin yok. Asitli içecekler hiç vermiyoruz. Örneğin sabah kahvaltısında bir çalışmamız var. Öğlen yemeğini gördüğünüz gibi burada yiyorlar. Bir de ikindi kahvaltısı veriyoruz.
buralarda öğrencilerin yaş özelliklerine göre alması gereken işte besin zinciri, alması gereken proteinler, yağlar, bunlar ölçümlenerek bunlara veriliyor. Öğrencilere veriliyor. Burada özellikle sütü her gün veriyoruz. Yumurtayı anaokullarında gün aşırı olmak koşuluyla veriyoruz. Bazı firmalar yerinde üretim olarak adlandırılan catering yöntemini benimserken, bazıları da yemeklerin ana mutfak olarak tabir edilen yemek fabrikasından taşınarak servis edilmesini tercih ediyor. Önceden hazırlanan yemekler, tazeliğini ve lezzetini muhafaza eden özel kaplarda kurumun mutfağına ulaştırılıyor. Yediden 70'e herkese hizmet veren hazır yemek sektörünün müşterilerine menü hazırlarken dikkat etmesi gereken kriterler var. Özellikle hastalıklar, alerjiler, yemek alışkanlıkları gibi seçenekler göz önünde bulundurularak yemekler planlanıyor. Kaliteli hazır yemek hizmeti almak için nihai tüketici olan kişilerle ilgili bu bilgiler doğru bir şekilde catering firmalarıyla paylaşılmalı. Müşterilerinize yemek menüsü hazırlarken hangi kriterlere göre hazırlıyorsunuz? Öncelikle hizmet vereceğimiz müşteri grubunun özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Özellikleri derken cinsiyeti, kadın erkek, çünkü enerji ihtiyacı farklılık gösterebiliyor biliyorsunuz. Bunun dışında yaş grubu, özel bir şartları varsa örneğin sporcu beslenmesi, hamilelik beslenmesi gibi farklı durumların bilinmesi gerekiyor. Ve bunun dışında da tabii ki fiziksel aktivite düzeylerini bilmekte fayda var. Yeme alışkanlıkları da öğrenilerekten buna uygun bir menü hazırlanıyor. Grubun özelliklerini tanıdıktan sonra bu grubun enerji ve besin öğelerine içeriğini vereceğimiz şekilde bir menü planlamamız gerekiyor. Ortalama olarak günlük almamız gereken enerjinin yaklaşık %20-35'inin yağlardan, %10 ila 20'sinin proteinlerden, kalanında karbonhidratlardan gelmesi gerekiyor ve biz planlarken tabii ki bu yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlamaya çalışıyoruz. Tabii ki menüde uyumluluk çok çok önemli ve çeşitlilik çok çok önemli. Uyum derken burada renk uyumu, kıvam, şekil, tat uyumu gibi birçok konu değerlendiriliyor. Örnek vermek gerekirse renkte, örneğin diyelim ki bir yoğurt çorbasının yanına sütlaç verildiğinde hem görsel olarak hem de bununla birlikte içerik olarak da tekerrürler olmuş oluyor. Hem pirinç hem yoğurttan fazlasıyla almış oluyor ve dolayısıyla da denge bozulmuş oluyor. Bu sebeple tüm bu uyumlara özen göstermeye çalışıyoruz. Yine yaş gruplarına göre örneğin bir çocuksa, anaokulu çocuğunda daha küçük parçalar halinde veriyoruz ki küçük etler şeklinde, küçük köfteler şeklinde tüketirken de hani verdiğimiz hedefe ulaşmış olalım. Okulda bile okul yaş gruplarına göre içerik değişebiliyor. Yani anaokulundaki bir çocuk, ortalama olarak 6 yaşındaki bir çocuk 1650 kalori alırken büyüme döneminde olan bir genç çocuk 2800 kalorilere kadar tırmanabiliyor. Örneğin yaşlıları yine örnek verebiliriz. Bir huzur evinde menü planlarken yaşlıların temel ihtiyaçlarını görecek ve tüketimlerini de kolaylığını sağlayacak şekilde beslenme planlanması gerekiyor. Nedir? Gastrointestinal sistem problemler yaşıyorlar yaşlılar. İşte diş probleminden tutun da hazımsızlık ve kabızlığa kadar ciddi sorunlar yaşayabilirler. Dolayısıyla sunacağımız yemeklerin rahat tüketebilmesi, daha yumuşak kıvamda olması, içerik olarak zengin olması ve onlara ek olarak sağlık problemi oluşturmayacak, işte gaz içeriği düşük, vitamin, mineral, posa oranı yüksek besinleri vermeye çalışıyoruz. Normalde hafif aktivite, yani masa başı çalışan birisi varsa burada 2000 kaloriler yeterliyken ciddi anlamda ağır işçilerde 4000 kaloriye kadar enerji ihtiyacı artmaktadır. Beslenmede özellikle yaz ve kış ayı olarak da mevsimsel anlamda da değişiklikler yapılıyor mu menüde? Birincisi, öncelikle mevsimine göre meyve sebzeye ağırlık vermeye çalışmaktayız. Bunun dışında çok sıcak havalarda tabii ki sıcak bir çorba çok kimsenin canı çekmiyor. Biraz daha serinletici gıdalara yer veriyoruz. Veya çok soğuk hava koşullarında biraz daha enerji ihtiyacı artabiliyor. Daha kalori değeri yüksek olabiliyor. Sıcak bir havada hani sütlü veya bozulmaya müsait olan daha rahat bozulabilecek gıdalardan biraz daha uzak durulmaya çalışılmaktadır. Menülerde enerji değerleri ve sağlıklı olması yanında lezzet de önemli bir faktör. İşinde uzmanlaşmış, yıllardır bu işi profesyonel bir şekilde yapan catering firmaları, insan sağlığına, hijyene ve gıda güvenliğine dikkat ediyor. Günlük kaç kişiye yemek yapıyorsunuz ve kaç farklı yemek yapıyorsunuz? Bundan bahseder misiniz?
Günlük şu an 170 bin kişiye yemek yapıyoruz. Ortalama 1200 tesise hizmet veriyoruz. Ve %100 Türk sermayeli bir firmayız biz. Taşımada da hem Avrupa'nın hem aslında belki de yani Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük firmasıyız. Şu anda yaklaşık 26 tane ilde hizmet veriyor durumdayız. Okullar var, hastaneler var, fabrikalar var, plazalar var, finans sektörü var. Her sektöre hizmet verebiliyoruz. Günde ortalama 90 farklı yemek çıkıyor günlük olarak. Bunun aylık ortalaması işte 3000 yemek desek, alakart ve kısmi üretimleri dahil ederek söyleyelim. 2000 yemek yaklaşık kendini tekrar etmeden dönüyordur ay içerisinde. Bir de başka ilkelerimiz de var. İşte renk uyumu, besin değerleri uyumu vesaire gibi birkaç kriteri daha alt alta koyarak o 90 yemeği günlük çıkarıyoruz. Peki Arge'nizin size özgü yaptığı yemekler var mı? Arge bizde çok yoğun çalışmak zorunda olan bir departman. Ciddi efor sarf eden bir departman. Çünkü müşteri sürekli farklı bir şey bekliyor. Dolayısıyla o beklentiye uyum sağlamanız gerekiyor. Evet, bize özel yani firmamızın ustalarının Arge denemeleriyle çıkardığımız işte padişah lokumumuz var, sütlü revanimiz var, pazı yaprağında piliç kavurma gibi. Tamamen firmamızın ustalarının Arge'de yaptığı çalışmalar sonucunda ürettiği özel yemekler var menüye dahil ettiğimiz. Şimdi ana mutfak dedik. Ana mutfak dediğimizde ne anlıyoruz biz? Yani bir yemek fabrikası nasıl işler onu anlatırsanız sevinirim. Aslında fabrikayı anlıyoruz. Yani bir mutfaktan çıkıyor olay artık. Bir fabrika modeline dönüşüyor. Bölümlerin ayrıldığı, hatta bazen boyutunuza göre, büyüklüğünüze göre katlarınızın dahi ayrıldığı bir tesisten bahsediyoruz. Tabii bir miktarda altyapısı da yine mutfaklardan fabrika versiyonuna taşınmış oluyor. Farklı ekipmanlar dizayn etmeniz ve farklı ekipmanları hayatınıza entegre etmiş olmanız gerekiyor. İçinde bulunduğumuz şirket her gün 90 farklı yemekle yıllık 60 milyondan fazla insana yemek yapıyor. Türkiye hazır yemek sektörü yıllık 2.2 milyar insana yemek yapabilme kapasitesiyle Avrupa'da birinci sırada. Ülkemizde her geçen gün ilerleyen hazır yemek sektörünün şu anki ekonomik büyüklüğü yıllık 25 milyar dolar. Sektör temsilcileri ülke ekonomisine katkı sağlayacak ve hazır yemek sektörünü büyütecek yeni projelere imza atmayı hedefliyor. Federasyon olarak özellikle geleceğini nasıl görüyorsunuz ya hazır yemek sektörünün ve yeni projeleriniz, yeni hedefleriniz var mı? Türkiye Yemek Sanayicileri Federasyonu olarak Türkiye'deki yemek sanayinin misli misli büyüyeceğine inanıyoruz. Biz altyapılarımızı tamamladık. Şu 5000 firma altyapılarının çoğunu tamamladı. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların yemeğini vermek için bir takım çalışmalar içerisindeyiz. Çünkü bu iki türlü. Bir bizim sanayicimiz tabii ki bundan bir şekilde faydalanacak, bizim gelişmemize faydası olacak. İki, öğrencilerin iyi beslenmesini sağlayacağız. Biz çocuk beslenmesinin çok üstünde duruyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımızı da tamamladık. İnşallah kısa bir süre içerisinde de hem Milli Eğitim Bakanlığımızda da hem Başbakanlığımızda, hükümetimizde de bununla ilgili görüşmelere devam edeceğiz. Hazır yemek sektörü ülkemizde ve dünyada bu kadar gelişirken yaşanan bazı sorunlar da var. Bu sorunların başında gıda fiyatlarının dalgalanması geliyor. Catering firmaları ham madde temin ederken değişen gıda fiyatları nedeniyle söz verdikleri menüleri gerçekleştirmekte zorluk yaşıyor. Sektörün büyümesi ve dünyadaki yerini koruması için bu konuda gerekli tedbirler alınmalı. Kaliteli yemeğin yolu, kaliteli hammaddeden geçer.
Bu nedenle fiyatları belirlerken ve güncellerken hizmet alan firmaların ham madde fiyatlarını dikkate alması gerekir. Hazır yemek sektöründe firmaların bünyelerinde bulunan Ar-Ge birimleri yemek çeşitliliğini arttırmak için çalışmalar yaparak geleneksel yemeklerimizin korunmasına ve zenginleşmesine de katkı sağlamaktadır. İzlenecek yenilikçi ve doğru politikalar sayesinde emin adımlarla büyüyen Türk hazır yemek sektörü gelecekte sadece ülkemizde değil, dünyada da marka olacaktır. Hazır yemek sektörü kaliteye verdiği önemle özellikle iş yerlerinde, okullarda fast food'a alternatif olmaya aday. Firmalar kendi yaptıkları iş denetimler ve Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın yaptığı denetimler sayesinde hazır yemek sektörüne olan güven her geçen gün artıyor. Dışarıda yediğimiz gıdalarda yediğimize içtiğimize dikkat edelim. Gıda Habersi'nden bu haftalık bu kadar. Sizleri her hafta Gıda Habersi'ni izlemeye davet ediyorum. Hoşça kalın.